16 Dünya Şampiyonası'nın 3. gün A grubunun ilk maçına geçiyoruz. CLG Mavi Tarta Avrupa 9'una kırmızı tarafta olacak. Şimdi 2-2 mücadele, yalnız Ligri çok iyi noktada geldi. Takım arkadaşını kurtarıyor da ilk kan geliyor. Ve ilk kan tam Kench'te kaldı. Ezreal ultisi boşa giderken Pipistrios'tan güzel bir sıçra gördük. Bir de Ligri sıçradı. Avrupa 9'a burada ilk kan alıp çok iyi bir şekilde çıkacak mı derken Afrumu'dan muhteşem bir kozmik bağ. O skorda Stixey'de kaldı ama böyle bir geometri yok. Nasıl attı orada Sersem Retmi? İlk kuleyi alıp Avrupa 9'una iki tane kule verdi daha sonra CLG'ye. Altında da öyle geçmeyi başardı CLG. Geldi Kireyan, zorda skoru bile alabilir. Kire orada sersemletmeyi başardı Huy ama devamını getirmedi. Şimdi Miracle biraz önde. Darchan çok iyi noktadan geldi ve Huy'e servis etti takım arkadaşını. Afrum'un canaz, X-Mit'in canaz. Geriye çok iyi kaçıyor Smurf. Sıçradı ama yeterli olmadı hasar. Çok az canlı orada çıkan iki oyuncu var. Avrupa 9'una burada savaşı istiyor ama Stixey önde durunca takım arkadaşlarının geri çıkmasını sağladı. Şu anda çok az gerçekten canlar. Kiran'ın da 200 civarlarında kaldığını görüyoruz. Jumper'ın Pipistrios otomatik saldırı yapmaya devam ediyor. Stixey'e tutacak bir mızrak skorun geldiği anlamına gelebilir. Orada şimdi mızrağını gönderdi ama güzel bir çalım. Afrum ile Stixey'e orada yine bir yolculuk yaptılar ve hayata tutunmayı başardılar. Şimdi Darshan orada sıkışırdı ve skor gelecek Smurf. Hem güzel oyun oynadı hem de skoru kendisine aldı. Ve Kira çok az bir canlı uzaklaştı oradan. Baron konusunda büyük sorunlar yaşayabilir. Smurf ultisini kullandı. Darshan üzerine Bart ultisi orada Miracle tutuyor. Şimdi Stix'e isabet dalgası kullandı ama güzel bir sıçrayı Miracle'dan. Afrum'un orada düştüğünü göreceğiz. Güzel bir hamya yeteneği. Orada skor almaya başardı Miracle. Bir de pip istiyoruz genci arkadan. Bir skor daha geliyor. Şimdi Smurf kötü pozisyonda. Üst tarafta iki skor olunca Albus 90 CLG'de en azından alttaki Smurf'u almayı başardı. 2'ye 1 bir değişim toplamda. Ama karşılığında alınacak bir kule yok iki takım. Orada çok iyi sıyrıldı yeteneklerden Kira'nın üzerine. Bir de isabet dalgası geldi. Kira orada bakalım kaçabilecek mi? Sıçrası var. Kira sıçradı arka tarafta ama burada savaş devam ediyor. Ligrit'in canı az. Huy'nin manası kalmadı şu anda. Bu savaşın dengesini değiştirebilir belki. Şimdi yan taraftan gelen bir Miracle var. Darshan Pipistrios'un üzerine gitti ama burada savaş istiyor. Smurf 4 kişinin arasında Stixey yan tarafta Kira'yı alırken arka tarafa Pipistrios'u kendi üstüne gönderdi. Darshan bir de tam Kench ağladı. Trundle'da düşüyor Miracle üzerinde. Tutuştur var ama Pipistrios sıçrayarak iyileştir takım arkadaşını. Toplamda 3 kişiyi kaybetti Albus Nox'una. CLG'de kimse ölmedi. Kira. Ve Pipistrios bir kere daha bunu yaptı. Yani oradan gitmesinin hiçbir gereği yoktu ve bedava bir skor bıraktı. Takıma dakika 33'te. Şimdi Ligrit önde kalıyor. Vardolis kimseye isabet etmedi ama Ligrit'in burada düştüğünü göreceğiz muhtemelen. Takım arkadaşlarının geri gitmesini istedi Ligrit ve orada 2 skor verdi Albus Nox'una. Bu bir inhibitör anlamına gelebilir. Hoş bir tepki topladı yalnız. Ama Afrum'u kötü pozisyonda bıraktı. Afrum geriye doğru çekiyor. Darshan'ın koruyucu meleği var. Tutmaması lazım Afrum. Sonuçta da ekibi Huhi. Çok az canı kaldı. Şimdi Kira orada X-Mit ile birebir yapıyor. Kira'nın manası yine yok. Bu sahneyi çok fazla göreceğimizi söylemiştik. Darshan arka tarafta düşecek mi? Bir de kaldı geldi üzerine. Stixey'in canı çok az yine düşmedi. Pimp istiyorsa sıçra kullandılar ve Stixey'i çok iyi kayıtladı orada bu ikili. Yalnız Smurf sahnede şimdi. İlk orada skoru almayı başarıyor. Yalnız çok fazla sarmıyor. Stixey neler yapıyor? Miracle sıçrayarak sen artık dur dedi Stixey ve çok az canladı. Afrum'u kaçtı oradan. Darshan şimdi hayatta. Bartolis'i çok iyi geliyor. Miracle geride tutmayı başardı ama kozmik bağ kimseye isabet etmeyince aradan din yarısıyla bir de bar skorunu almayı başardı. Albus 9'una çok iyi oynadı buradaki savaşı. Bir tane fazladan skor aldı diyelim. 4'e 3 değişim Albus 9'una lehine. CLG 4000 de baron canı. Işından geliyor. Darshan yan taraftan kendini sandırdı ama Stixey Afrum'u rakibin arkasına geçti orada. Şimdi Smurf'u duvara vurmayı başardı. Ligrit tek başına Huy'nin canını %80'ini aldı. Neler yapıyorsun Ligrit? Rakip orta koridor almayı başardı orada. Şimdi bir de Darshan'ın üzerindeler. 5 kişi bir anda toplandı Albus Nox'una. Çok iyi sinerjide bir takım savaşı ve bir de Darshan'ı atmayı başarıyorlar. İşte bu baron anlamına gelecek. Ligrit ultisini kullandı. X-Mit'in üzerine geliyor. Çok güzel bir kozmik ama Stixey'den kötü bir sihir geçişi. Bakalım Smurf orada onu yavaşlatabilecek mi? Kovalamaya devam ediyor Pipistrios. Orada güzel Bart ultisi geldi ama Afrum'un sonu olacak bu. 3 skor birden aldı. Kira'nın gönderdiği şok patlaması Stix'e isabet etmese de 3 skor ardından Baron almayı başarıyor burada. Albus Nox'una. Tabii ezil bir şeyler. Denemezse Stix'i orada
Deniz hiç oral değil ama Stix'e tek başına geldi oraya. Güzel bir bitkinlik geliyor onun üzerine ama Emrakıl oraya gitmeyi şu an için tercih etmedi. Şimdi gitti Emrakıl. Stix'e orada tam kendi çalsadı, kendi düşüyor. Bir isabet dalgası gönderdi ama bu isabet dalgası Baron'u çalsa belki de Wurst'ün en iyi hareket olur. Hala şu an geride kabullenen taraf Fikret'ten yine bir hamyap yeteneği. Yalnız Huy kötü pozisyonda, Huy'nin sıçrası var, Zoyas'ı kullandı. Stix'e hitleri çok az, Huy'a sıçrıyor. Stix'e iki tane Shine'dan canı azal buradan. Çok iyi bir ulti sersemletme karşı orada Huy'den. Darshan düşecek, Kire ile Emrakıl. Rakip yüz koridor almayı başardı ve tank etti. Stix'e düştü. Son bir otomatik saldırı. 2'de 2 yapan bir Kira. Bir de aradan tabii ki skor alacak. 4 skor birden aldılar. Oyunun bittiği anlamına gelebilir bu Albus Nox'una. Zafer'e doğru koşuyor Siyelci karşısında. Tutmasının ihtimali yok. Liquid de onu kovalıyor zaten kendi üstüne gitmesin diye. Liquid durduracak orada muhtemelen Huy'yi. Hatta skoru bile alabilir. Bakalım dil yarısı gelecek mi orada? Hayır, dil yarısını atamadı ama oyunun bittiği anlamına gelecek ve Albus Nox'una. Çok iyi. İki tane takım savaşı yaparak oyun ilerleyen dakikalarında. Dakika 40'ta CLG'ye karşı, Kuzey Amerika temsilcisine karşı galip gelmeyi başardı.